isteyerek yemin ederim itmedim. Yalvarırım beni götürmeyin, yalvarırım bakın. Gidelim mi artık? Korkma hocam, bir şey olmayacak. Tamam, hiçbir şey olmayacak. Korkma sen. Oh. Haybike. Oğulcan için çok üzgünüm. Ama eminim her ne olduysa çözülecek. İnanıyorum ben buna. Senin için ne yapabilirim? Ne olur bana bir şey söyle Haybike. Ben söyler misin? Kim bilir nasıl mutsuzdur teyzemin evinde? Yok, bir şey. Sütü döktüm de. Ben tüm şeyin burada bir süre bizde kalacak. Misafirimiz olacak. Misafirimiz mi? Kurban olayım, ne olursun. Hay bir kere durmasın. Şengül Hanım bir süredir bizde çalışıyor. Temizliğe gelin. Anne rahatsız ya, onun yerine bir şey yapmam lazım. Anladım. O zaman ben bırakayım gideceğin yere kadar. Yok ya, ben giderim kendim. Hem akşam partide beraberiz. Orada takılırız. Bak şimdiden daha sözü alıyorum, o zaman bozmak yok. Tamam. Söz mü? Söz. Bak sonra mekanı beğenmedim, şarkıyı beğenmedim. Yok efendim, o oldu bu oldu yok. Söz. Tamam, söz söz. Bozmayacağım. Süper. Haybike? Ben? Ne işin var senin burada? Hani işe gidecek insan? Ben işe geldim zaten. İşe mi? Nasıl yani? Bizim evde mi? Bak işte konum öyle gösteriyor. Anlamadım ki. Annemin yerine ben temizliğe gelirim diye. Hem de bizde kalıyordu. Ne yaptınız Allah aşkına? Kadını evden falan mı kovdunuz? Sen o zaman banyolardan başlarsın. Çok iyi temize, yalnız bütün pislikler gitsin. Annemin sizde kaldığını söylemedin belki. Çünkü annen öyle istedi Haybike. Ne olur Haybike burada kaldığımı, burada çalıştığımı duymasın dedi. Bu ilişkiye ben bir şans daha tanımadan önce sana şart koştum. Dedim ki yalan yok. Ne olursa olsun yalan yok dedim. Yalan söyledin belki. Ya Haybike bir dur, konuşalım. Haybike! Oh! Konuşmayacak. Bilmiyorum. Tamam, hata alayım. Özür dilerim. Ama annen istedi böyle yapmayı. Berk'cim bilmem farkında mısın ama biz en başından beri annelerimizin istediğini yapmıyoruz. Bu arada senin bu akşam için bana bir dansınız var. Benimle ben sever misin? Ben senin gibi değilim tatlım. Vergim çok güzel. So you my thank all you all through my face. Oh, you make me feel some way. Oh, you so good. She come through when she wants to left her to choose by the bath. Annem bence tatil ayarlamamış da biz görüşmeyelim diye tezgah ayarlamış sanki. Valla ben öyle düşünmüyor değilim ama şimdi babamla boşanma muhabbetleri de falan var ya. Sen bu tatil bana hep bir soğuk soğuk konuştun. Bir şey mi oldu? Yo, ne olsun ki? Bilmem. Yok bir şey. İyi tamam. Lakin. Lakin annemin arkadaşı Eda ablası. Çocukluk arkadaşım yani. Bu arkadaşlık, bu samimiyet bunu gerektiriyor. Öyle mi? Aklıma bak sen ya.
Sevgililer günü kutlu olsun tatlım. Ama yüreğime indirecektim be Aybüke. Vallahi çok korktum bu sefer ha. Tam istediğim gibi olmuş o zaman. Canım korkunç sevgilim. Bu Berk'in doğum günü için bizim yazlık evde sürpriz bir doğum günü planlıyoruz. Güzel bir parti yapalım. Uyar mısın? Ay gerçekten mi? Uyar uyar. Bana uyar. İyi fikirmiş Doruk, sağ ol. Siz ne arıyorsunuz burada? Ya biz sana sürpriz doğum günü kutlayacaktık ama ben anlamadım yani Asiye nereye gidiyor, neler oldu şu an? Ya anlatacağım Aybüke, anlatacağım. Hadi gidelim, ben konuşuruz. Tamam hadi konuşuruz. Ne oldu? Kötü müsün? Ne hissettim biliyorum. Bowling'e tabii ki. Sen de mi geliyorsun? Evet, ben de geliyorum. Mavi takıma. Susan sen geç. Harika. Asiye. Aybüke. De Oğulcan. Verdiğim sözü tutmak istedim. Berk, bu çok tatlı bir sürpriz. Ama ya ben böyle biri değilim ki. Nasıl yani, beğenmedin mi? Hayır hayır hayır, beğendim beğendim, çok beğendim. Sadece beğenmeme şaşırdım yani. Bilmiyorum işte ya, bana ne oluyor ben anlamıyorum. Dur bir sakin ol ya, bir şey olduğu yok. Sen benim hala biricik vahşi sevgilimsin. Dediğin gibi ben de duydum onu, aynen. İyi, güzel. Ne oldu lan? Ona bak, ona. Ya resmen hepsi gibi olmuşuz, aynısı olmuşuz. Gelmişiz böyle sevgili sevgili, cicili bicili. Önümüzde tatlımız, çaylarımız. Ya biz bu muyuz gerçekten? Evet. Biz bu değiliz aslında, doğru söylüyorsun. Sanırım bizim buna biraz heyecan katmamız lazım. Evet evet, bir şeyler katmalıyız. Böyle biraz gariplik, biraz heyecan, heyecanı dediğim gibi. Biraz böyle acayiplik, biraz vahşilik. Biraz düşünün. Yani biraz vahşilik, biraz başka bir şey katmak için. İşte ilişkimizi eski haline döndürecek yer burası. Ya beni ne kadar mutlu ettiğine inanamazsın Berk. Seni mutlu görmek beni çok çok daha mutlu eder. Aybüke'm benim.
İyi hadi. Başlayalım o zaman. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Aybüke'm.